Seyir sırasında çatışma riskini iyi yorumlayabilmemiz için radar gözlem ve pilotlama konusunda kendimizi iyi yetiştirmiş olmamız lazım. Bugünkü dersimizde manevra levhasını kullanarak radardan elde etmiş olduğumuz verileri yorumlamaya çalışacağız. Günlük hayatta arabayla yapmış olduğumuz kazalarda çarpıştık ifadesini kullanırız. Ancak denizcilikte gemilerin çarpışmasına biz çatışma diyoruz. Şimdi sorumuza geçelim saatte 30 nat süratle 330 derece rotasına gitmekteyken yani bizim gemimiz 30 natlık bir süratle 330 derece rotasına gidiyormuş. Bu 30 nat demek saatte 30 mil gidiyoruz anlamına gelir. Yani bu bir saatte alınan mesafedir. Ve 330 derece rotasına gidiyormuşuz. K gemisini saat 12.40'da sancağımızda 65 derecede, sancak 65 derecede 20 nautical miles mesafede görülmüştür. Şimdi bunları biz manevra levhamızda önce bulalım sonra sorumuza tekrar devam edelim. Gemimiz 330 derece rotasına gittiği için paralel cetvelimle beraber 330 derece rotasına bir iz koyarım. Ve bu iz bana yardımcı olacak arkadaşlar. Şimdi 330 derece rotası burası. Şu şekilde bir iz koydum. Bakın bizim gemimiz bu yöne doğru gidiyormuş. Diğer gemi ise benim gemimin sancak 65 derecesinde görünmekteymiş. Bakın benim gemim bu tarafa doğru giderken diğer gemi 65 derece bu tarafta görülüyormuş. O zaman ben bu buradan 65 dereceye doğru diğer gemiyi kerteriz etmeye çalışırım. Bakın sayalım o zaman 330'dan 340'a 10 dereceymiş. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Diğer gemiyi ben tam bu izada görürüm. 65 derece izasında. O zaman paralel cetvelimle bu tarafa da bir iz koyarım. Diğer geminin istikametini belirlemiş olurum. Buna biz ne diyorduk? Kerteriz diyorduk. Bu istikamete kerteriz. Yani diğer gemiyi ben bu hat üstünde kerteriz ettim. Ve arkadaşlar diğer gemiyi yani K gemisini ben bu noktadan 20 mil mesafede görüyormuşum. O zaman ben e, kör pergelimle bu 20 mil mesafeyi e, yan tarafta bulunan bu mesafe cetvelinden yararlanarak buradan 20 mil mesafeyi ölçüp K gemisinin bu e, manevra lehhasındaki yerini tespit ederim saat 12.40'daki. Bakın 5 10 15 20 diye artıyor. O zaman şu mesafe tam 20 milmiş. Şöyle 20 mili arkadaşlar ölçtüm. O zaman şimdi ben buraya gelip bu e, kör pergelimi koydum. 20 mil mesafeyi ölçmüş oldum. Tam bu ölçmüş olduğum mesafenin ucuna bir artı işareti koyarım. Tam bu noktaymış. O zaman buraya K yazarım. Saat kaçta buradaymış? 12'yi 40 geçe burada ben K gemisini tespit etmişim. O zaman şimdi arkadaşlar soruyu okumaya devam edelim. Bakın 20 dakika sonra K gemisi sancak 45 derecede sancak 45 derecede 10 mil yani 10 deniz mili mesafede görülmüştür diyor. O zaman arkadaşlar 20 dakika sonra benim gemim de yol almıştır. Benim gemim saatte kaç mil yol alıyordu? 30 mil. O zaman 1 saat 1 saat 60 dakikaydı. 60 dakikada benim gemim 30 mil mesafe yol alıyormuş. O zaman 20 dakika bakın 20 dakika sonra diyor ya 20 dakika da kaç mil mesafe alır? Bakın 63'e böldük 20 yapar. 33'e böldük 10 mil. O zaman benim gemim 10 mil mesafe alıyormuş. Bizim gemimiz. Bizim gemimiz. O zaman arkadaşlar bu 330 derece hattında ben 10 mil mesafe aldırırım gemime. Şimdi o zaman kör pergelimi kullanarak yine buradan 10 mil mesafeyi ölçüyorum. Bakın 10 mil mesafemi ölçtüm. Paralel cetvelim artık kullanmaya gerek yok. Zaten hattı çizmiştik. Bakın benim gemim tam bu kadar mesafe alacakmış. Yani şu ikinci halkaya kadar şuraya kadar gidecekmiş. O zaman 20 dakika sonra benim gemim buradan bu yöne 10 mil mesafe bir yol almış olacak. Evet. Saat kaçta benim gemim buraya gelecekmiş? Şöyle 12.40'a 20 ekleyin. Saat 12.40'tan 20 dakika sonra olmuş ya. O zaman 12'ye 12.40'a 20 dakika eklersek 13 da benim gemim buraya gelecekmiş. 10 mil mesafe. 10 mil. Şimdi diğer gemiye bakalım arkadaşlar. Diğer gemimiz 45 derecede 10 mil mesafede görülmüş. Bakın sancak 45 derecemizde. Bakın benim gemim yine aynı rotaya gidiyor. Başka rotaya gitmiyor. O zaman buradan sancağa 45 derece alacağım. Ve benim gemimden bakın benim gemim bu noktaya gelmiş ya. Bu noktadan 10 mil mesafeyi ölçeceğim. 45 dereceye. O zaman şimdi 45 dereceyi buradan bulalım. 10, 20, 30, 40 45. Tam 45 buraya denk geliyormuş. Mor kalemimizle çizelim, karışıklık olmasın. Şimdi arkadaşlar, e, paralel cetvelimi kullanıyorum. Buraya dikkat edelim lütfen. Bakın 45 derece bu tarafa denk geliyor. Ama benim gemimden ben 45 derecede görmüşüm. Benim gemim e, saat 12.40'ta bu noktadaydı. Ama saat işte 20 dakika geçtikten sonra saat 1'de bu noktaya gelmiş. 1'de 45 derecede görmüşüm. O zaman bu 45 derecelik sancak 45 derecelik yeri benim gemimin ucuna taşırım. Paralel cetvel kullanım, kullanımımızı harita derslerimizde anlatmıştım. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Geminin ucuna geldik. Evet. Tam ben diğer gemiyi 45 derece karterizimde görürüm. Bu taraf sancak 45 derecelik kerteriz. Şuraya da yazalım. Sancak e, kameranın kavzasından çıktık. Şuraya yazalım. Sancak 45 derece diye yazıp karıştırmayalım. Şimdi sancak 45 derecede biz diğer gemiyi kaç mil mesafede görüyormuşuz? Sorumuzda yazıyordu. 10 mil mesafede görüyormuşuz. O zaman yine buradan e, mesafe cetvelimden 10 mil ölçerim. Zaten körpergelimle az önce 10 mili ölçmüştüm. Diğer gemiyi ben tam burada görürüm arkadaşlar. İşaretimizi koyarız. 10 mil. Tam şurası. Tam şu noktada görürüm. O zaman arkadaşlar K gemisi bu noktadan bu noktaya 20 dakikada gelmiştir. Şimdi paralel cetvelimi kullanarak K gemimizin K gemisinin yönünü burada belirlerim. Onun için renkli kalem alıyorum. K gemimiz buradan e, tam para, tam düz yapalım, hata olmasın. Evet. K gemimizin, gemimizin yön hattını çiziyorum. K gemimiz bu yöne doğru gidiyormuş arkadaşlar. Şimdi 20 dakikalık vektörünü çizelim çünkü 20 dakika sonra o noktaya gelmiş. Şöyle K gemimizin vektörünü çizdik. K gemimiz bu noktadan bu noktaya 20 dakikada gelmiş. O zaman K gemimiz 13.00'da bu noktaya gelmiştir. 13.00 K diye de yazalım. Bu da bizim gemimiz olsun. Bizim gemimizi BG diye ifade edelim. Veya bizim gemimiz yazalım. Karışmasın. Bizim gemimiz sorumuza tekrar dönebiliriz. Bakın birinci kısmı ilk etapta anlattık. İkinci kısmı da şimdi bitirdik. Şimdi son üçüncü kısmımıza geçtik. Manevra levhası ile çatışma riskini yorumlayınız demiş. Şimdi burada çatışma yapar mıyız yapmaz mıyız onu yorumlayacağız. Yalnız öncelikle e, burada 20 dakikada buraya gelmişiz. Bu K gemimizin e, saatte kaç mil Yol aldığını yani kaç not hızla gittiğini ve e, hangi rotaya gittiğini öncelikle belirleyip buraya yazalım. Onun için paralel cetdelimizi alıyoruz. K gemimiz arkadaşlar bu yöne doğru gidiyor. Şimdi bunun rota değerini bulmamız gerekecek. Onun için paralel cetvelimizi tam K gemimizin buraya koyduk ve aşağı doğru gidiyor bu gemi yani aşağı doğru gidiyor diyorum. E, şimdi bu paralel zettelimizi tam bu orta noktaya getirip rotasını hesaplayacağız. Tam orta noktaya getirdik. K gemimiz arkadaşlar bu yönden bu noktadan bu tarafa doğru gidiyor. O zaman yönümüz bu taraf olacak. Tam arkadaşlar bu rotaya gitmiş olacak. Şimdi bakalım 290 burası 280'dir. 280 281. O zaman K gemimizin rotası arkadaşlar 281 derece olur deriz. Şimdi 20 dakikada da 20 dakikada bu kadar mesafe yol almış. Hemen ölçelim. Bakın bu kadar mesafe yol almış. Şimdi mesafe cetvelimden ölçüyorum kaç mil olduğunu. Evet 14 mil. Affedersiniz. Tam 15 mil çıktı arkadaşlar. Sıfırdan 15 mil. O zaman 20 dakikada K gemimiz 15 mil nautical miles'tı. Nm diye yazalım. E, yol almıştır. O zaman biz hani kaç nat hızla gittiğini yani saatteki hızını bulmamız gerekiyordu. 60 dakikada ne kadar gider? X eşittir soru işareti. İşler dışlar yapıp çözebiliriz. E, buradan 3 kat artmış. Buradan da 3 kat artmış. O zaman X eşittir 45 nat deriz. Yani bizim K gemimiz saatte 45 knot hızda yol almaktadır. Gemimizin hızı bayağı hızlıymış. Şimdi arkadaşlar çatışma riskini değerlendireceğiz. K gemimizle bizim kendi gemimiz tam bu noktaya aynı zamanda gelirse çatışır. O zaman K gemimiz bu noktaya saat tam olarak kaçta gelir? Onu hesaplayacağız. Bizim gemimizde bu noktaya saat tam kaçta gelir onu hesaplayacağız. Eğer ikisi de aynı anda gelirse çatışma yaşanır deriz. K gemimizin tam bu noktaya saat kaçta geleceğini hesaplayalım. Onun için şu şuradaki şu mesafeyi ölçüyorum. Daha sonra kaç mil olduğunu buluyorum. Bakın o mesafe takriben 9 milmiş arkadaşlar. 9 mil'lik mesafeyi kaç saatte e, ee, alır. Sorumuz bu. Şimdi bizim K gemimiz 45 nat hızla gitmekteymiş. Burada bulmuştuk 45 natla. 60 dakikada 45 nat hızla gidiyorsa 45 nat hızla gidiyorsa yani 60 dakikada 45 mil yol almış demektir. O zaman arkadaşlar 9 millik mesafeyi kaç dakikada alır deriz. 45'i e 5'e bölersek 9 olur değil mi? O zaman 60'ı 5'e bölersek 12 çıkar. 12 dakikada arkadaşlar bizim K gemimiz buraya gelecekmiş. O zaman K gemimiz bu noktaya saat işte 13'e 12 dakika eklersek 13, 12'de gelmiş olur. Şimdi bizim kendi gemimize bakalım. Bizim kendi gemimiz o noktaya kaç mil mesafede bulunuyormuş? Bakın bu kadar mesafede bulunuyormuş. Ölçelim hemen. 14 millik bir mesafede bulunuyormuş. Şimdi bizim kendi gemimizi hesaplayalım. Şöyle ayıralım. Bizim gemimiz saatte kaç mil yol alıyordu? 30 mil yol alıyordu. O zaman hemen 60 dakika 30 nautical miles. Kaç dakikada gideceğimizi burayı bilmiyoruz. 14 mil mesafede 14 mil mesafe yol alıyormuş. Şimdi işlemlerimiz karışık olabilir. Biz bunu takriben 15 mil yapalım. Anlamanız yeterli arkadaşlar. 15 olarak ölçtük diyelim. Bakın yarı yarıya düşmüş. O zaman bu da yarı yarıya düşer. 30 dakika alır. X eşittir 30 dakika olur. O zaman bizim gemimiz saat 13.30'da burada olur. Bizim gemimiz 13.30'da burada oluyormuş. Şimdi yorumlayalım. K gemisi buradan geçtikten 18 dakika sonra bizim gemimiz bu noktaya ulaşmış olacakmış. O zaman bizim burada herhangi bir çatışma riskimiz yok. Hani 18 dakika değil de bir 3 dakika 5 dakika falan çıksaydı hani gemimizin boyunu da işin içine koyduğumuz zaman çok yakın geçecektik. Bu da herhangi bir arızi durumlarda çatışma riskini ortaya koyuyordu. Ama 18 dakika çok büyük bir zaman yaklaşık birkaç mil mesafede o gemiyi nete ederek geçmiş olacağız. Onun için burada çatışma riskinin olmadığını düşünebiliriz. Bu, bu şekilde manera hasını kullanarak arkadaşlar çatışma riskini yorumlamış olduk. Kafanıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve arkadaşlar yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Görüşmek üzere hoşçakalın.